Yukarıda dört karenin birleşimiyle oluşmuş bir şekil verilmiştir. Bu şekil sebze yetişecek bir bahçenin krokisidir. Bahçede her bölmede bir tür olmak üzere dört farklı sebze yetiştirilecektir. Kare şeklindeki her bölmenin alanı üzerinde verilmiş. Bir karınca A noktasından şu üst köşeden yola çıkıp ok yönünde tüm bahçenin etrafını dolaşıp tekrar A noktasına geri dönmüştür. Bahçenin kenarları üzerinde yol alan karıncanın yürüdüğü toplam yol kaç metredir? Tamam, başlayalım. Zaten sayılarımız kolay. 169 13'ün karesidir. O zaman bu kenarlarımız 13'müş. 100, salatalık alan 100. Yani bu kenarlarımız 10'muş. Fakat şurada küçük bir kenarımız var. Orası ne olacak? Morun uzun kenarı 13. Yeşilinki 10. Aradaki fark 3. O zaman şu kısa kenarımız 3. Aynı işlemi diğerlerini de yapacağız. 36'lık biberimiz var. Onlar ne olacak? 6 olacak buralar. Aradaki farkı yine şuradan bulabiliriz. 10 ise burası 4. Kırmızı 121, 11'in karesidir. Şunlar 11. Yine aradaki şu eksik olanı nasıl bulursunuz? Kırmızı 11, biber 6 ise aradaki fark 5. Şurada morla kırmızı arasında küçük bir bölme var. Bakın şurada. Orası da 13'ten 11 çıkar. 2 birim oluyor. Hemen karıncamız yola çıksın. Başlıyor. 13 gitti. Sonra 3 gitti. 16. 10 gitti. 26, 36, 4 ekledik, 40, 46, 52, 5 ekledik, 57, 11 ekledik, 68, 11 ekledik, 79, 2 ekledik, 81, 13 ekledik, 80, 81'di, 94 oldu. Ya da alt alta toplayarak da yapabilirsiniz. Aradığınız cevap B şıkkı diyoruz. Aşağıda üzerine desen çizilmiş dikdörtgen şeklinde bir duvar verilmiştir. Çizilen 7 desenin her biri karedir ve karelerin alanları üzerinde yazmaktadır. Buna göre duvarda desenlerin dışında kalan toplam alan kaç santimetre karedir? Mavi olan kısmı soruyor sevgili arkadaşlar. Bunu nasıl bulacağız? Bütün alandan beyaz olan alanların toplamını çıkarınca maviyi bulacağız. Bu 256'lar, 196'lar bize cevap verecek. Kolay sayılarımız. 256 kimin karesidir? 16, 16. 196, 14'ün karesidir. 256, 16'nın karesidir. 64, 8'in karesidir ama şu an işime yaramıyor gibi gelebilir ama şöyle uzattığınızda kenar 8'miş. Aynı şekilde bakın ortada da bir 64 görüyorsunuz. Bunu uzatırsam burası da 8'miş. Bunu uzattım. Burası 8'miş. Bu 25'liklerin bir kenarı 5'miş. Buradan ben alanı hesaplayacağım. Önce büyük alanı hesaplamak istiyorum. Uzun kenarımız kaç oldu şu üst taraf? 16, 14 daha 30, 16 daha 46. Diğer kenarımız 16, 8, 8, 24, 40 yapar. 5 ekle 45 yapar. Bir kenarı 46, diğer kenarı 45'miş. Çarpalım. 5 kere 6, 30 elde var 3. 5 kere 4, 23 ekle 23. 4 kere 6, 24 elde var 2. 4 kere 4, 16, 2 ekle 18. Toplayalım. 0, 3, 4 daha 7, 2, 8 daha 10. Elde var, ekle 2070. Toplam 2070 santimetre karelik bir duvarmış. Şu an bize beyazları da bulmamız gerekiyor. Onları da burada toplayayım. 256, 256, 196, 3 tane 64, 3 tane 64, bir de 25'i toplayacağız. Bunları uzun uzun toplamayalım. Topladığımızda kaç çıkıyormuş? 925 çıkıyormuş. Ben daha önce toplamıştım. Şimdi bu iki farkı aldığımızda cevabı bulacağız. 2070'ten 925'i çıkaracağız. Sıfırdan çıkmaz, elden aldık. 10'dan 5 çıktı, 5. 6 kaldı. 6'dan 2 çıktı, 4. 20'den 9 çıktı, 11. Aradığımız cevap 1145, yani D şıkkı oluyor. Üst yüzeyinin alanı 4900 metrekare olan kare şeklindeki masanın üzerine 8836 santimetrekare alana sahip kare şeklinde masa örtüsü dikilmiştir. Masa örtüsü masa üzerine her yanından düz ve eşit sarkacak şekilde serilmiştir. Buna göre masa örtüsü masa yüzeyinden kaç santimetre aşağıya sarkar? Yani masa örtüsünü sarkıtacağız şöyle.
Bundan bahsediyor sevgili gençler. Önce o zaman alanlar üzerinden hareket edeceğiz. Bunu masa olarak yukarıdan baktığımızı varsayalım. Şimdi bunun yüzey alanı neydi? 4900. 4900 kimin karesidir? 49'dan düşünürsen 7 kere 7 49'dur. Yani 70'e 70 diyebiliriz. Tamam. Karemizin yani masamızın alanını bulduk. 70'e 70'miş. İkinci işlemde ise 8836'nın karekökünü hesaplayacağız. Bunu böyle asal çarpanlayarak yapabilirsiniz ama çok uzun sürüyor. Bundan dolayı size bir ipucu. 8836 kime yakın? 8100'e. Şey 9 kere 9'dan buldum. 9 kere 9 81 ya. Yani 90'dan büyük bir sayı arıyorum. 92 falan olsa sonu 4 olur. Bakın son rakamı 6 olduğu için ilerleyeceğim. 91 olmaz. 92 2 kere 2 4 yapıyor. 93 3 kere 3 9 yapıyor. 94 son rakamı 16 yaptıktan 94 olabilir diyorum. 94'ü deniyorum. Bakalım doğru mu? 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 9 36 bir ekle 37. 9 kere 4 36 elde var 3. 9 kere 4 81 3 ekle 84. Toplayalım. 6 7 6 daha 13 elde 1. Burası 8. Burası 8. 8836 çıktı mı? Evet. Neyi bulduk? Masa örtümüzün bir kenarı 94'müş. Bakın masa örtüsüne dikkat etmeniz gereken bir husus var. Masa örtüsünün şu boyu kaç olacak? 94 olacak değil mi? Her taraftan 94 olacak. Şu tarafa da şöyle düşünün. Buradan da buradan da 94 olacak. Bize şöyle direkt bazı arkadaşımız şöyle yapabilir. 94'ten 70 çıkar hocam cevap 24'tür diyebilirsiniz. Fakat dikkat. Bize masa örtüsünden ne kadar sarkacağını soruyordu. Bundan dolayı masa örtüsünün iki tarafından eşit sarkacağına göre 12 bu taraftan 12 de öbür tarafından sarkacak. Yani şuradan 12 bu tarafından da 12. Bunları birleştirince ortası da 70 yapınca yine neye ulaşıyoruz? 94'e ulaşıyoruz. Ama sarkma miktarı ne olacak? 12 cevabımız da B şıkkı olacak. Emir, Ayda ve Tuna bir matematik oyunu oynamaktadır. Bu oyunda isimlerine karşılık gelen birer şifre oluşturacaklardır. Emir ismine karşılık gelecek şifreyi Ayda, Ayda'yı Tuna, Tuna'yı da Emir bulacakmış. Önce bir karşılaştırma yapalım, karıştırmasın. Önce kimler vardı? Ben bunu yukarıdan aşağıya yapacağım. Az önce yukarıdan aşağıya çözmeye çalışınca sığmamıştım. Bundan dolayı yatay olarak çözelim bunu. Bakın, kimler var? Arkadaş grubunda Emir var, Ayda var, bir de Tuna var. Tamam. Ne olacaktı? Ben şunu 3'e ayırayım. Soruyu bu 3 grupta çözelim. Bakıyorum. İlk cümlede diyor ki Emir ismine karşılık gelecek şifreyi Ayda bulacakmış. Yani Ayda neyi bulacak? Emir kelimesinin şifresini bulacak. Tamam. Ayda ismine karşılık gelecek şifreyi Tuna. Tuna, Ayda kelimesinin şifresini bulacakmış. Tuna ismini de Emir bulacakmış. Tuna'yı da buraya yazalım. Tamam. Hemen başlayalım. Ne diyordu? Kurala göre ilk olarak harflerini bulacakmışız. Sonra bu harfin karesini alacakmışız. Sonra karede çıkan sonucun rakamlarını çarpacağız. Ardından çıkan çarpımın karekökünü alıp yaklaşık değerini bulacağız. En sonunda o yaklaşık değerin hangi harfe denk geldiğini bulacağız. Bayağı uzun sürecek bir çözüm. Bundan dolayı hem harflerin yerlerini bilmek gerekiyor hem de köklü sayılar konusunda, karekökler konusunda hızlı olmak gerekiyor. Hemen Tuna ile başlayalım. T harfimiz 24, U harfimiz 25, N harfimiz 17, A harfimiz zaten birinci harfimizdir. İlk adımda ne yapacaktık? Yerlerini yazacaktık. Sonra karelerini alacaktık. 24'ün karesi 24 çarpı 24 yapabilirsiniz. 576'dır. 25'in karesi 625'tir. 17'nin karesi 17 çarpı 17'den 289'dur. 1'in karesi 1'dir. Tamam. Bir sonraki adımda ne yapacaktık? Bu rakamları çarpacaktık. Yani en başta 5, 7 ve 6'yı çarpacaktık. 5 kere 7 35. 35'i 6 ile çarparsak 210 yapıyor. 6 kere 2 12. 12'yi 5 ile çarparsak 60 yapıyor. 2 kere 8 16. 16'yı 9'a çarparsak 144 yapıyor. Burası zaten tek rakamdı 1. Son basamak. Bunların kareköklerinin yaklaşık değerlerini bulacak. Kök 210 kime yakındır? Kök 221'e yakındır. Yani 11'in karesine onun için 11 diyorum. Kök 60, kök 64'e yakındır. 8. Kök 44 zaten direkt 12'dir. Kök 1 de zaten direkt 1'dir. Tamam, artık harflerimizi bulalım. Alfabenin 11. harfi I harfidir. 8. harfi G harfidir.
12. harfi İ harfidir. 1. harfi A'dır. Bakın, buradan baktığınızda Emir'in bulduğu şifre ne oldu? I, G, I, A. Cevapta ne demişti? Bakalım doğru mu? Emir'in bulduğu şifre K, F, I, A demişti. O zaman Emir ifadesi yanlış. Buradan bize doğru olanı soruyordu. Emir yanlış, Emir yanlış, Emir yanlış. Cevap C çıktı. Fakat dilerseniz diğerlerini de hızlıca yapalım hemen. Emir hecesini bulacağız şimdi. Yani Aydan'ın ne bulacağına bakacağız. E 6'dır, M 16'dır, I 12'dir, R 21'dir. 6'nın karesi 36'dır, 16'nın karesi 256'dır, 12'nin karesi 144'tür, 21'in karesi 441'dir. Rakamları çarpıyorum. 3 kere 6, 18. 2 kere 5, 16 ile çarp, 60'tır. 1 kere, buradan yapacağız. 1 kere 4, 4, 4 kere 4, 16'dır. Bunlar da yine 16'ya gelir. Yaklaşık değeri bulalım. Kök 18, 16'ya yakındır, yani 4. Kök 60, 64'ten 8'e yakındır. Kök 16, 4'tür. Kök 16, 4'tür. Hemen harfleri bulalım. Buradan kök 18, 4. harfimiz nedir? A, B, C, Ç'dir. 8. harfimiz G'dir. Bu da yine 4. harf Ç, 4. harf Ç. Ç, G, Ç, C. Ayda bunu bulmuş, bakalım. Ç, G, Ç, C mi? Evet, Ayda'nınki doğruymuş. Son işlemimiz burada da Ayda'yı bulacağız. Yani Tuna ne bulacak ona bakalım. A harfimiz zaten 1'dir. A harfimiz 1'dir. B harfimiz alfabenin 5. harfidir. Y harfimiz en sonlarda 28. harftir. Karelerini alalım. Bu 1'dir. 28'in karesi 784'tür. 5'in karesi 25'tir. 1'in karesi 1'dir. Tamam, şimdi sayıları çarpalım. Bu zaten 1. 7 kere 8, 56. 56'yı 4 ile çarparsak 224'tür. 25, 2 kere 5, 10'dur. Bu zaten 1'dir. Köklerini alalım. Kök 1, 1'e zaten 1'dir. Kök 224 kime yakın? 225'e, yani 15'e yakın. Kök 19'a yakındır, yani 3. Kök 1 zaten 1'dir. Harflerimiz ne olacak? Alfabenin ilk harfi A. Bu da A. A, B, C olacak. 15. harfimiz de L harfi. Yani Tuna ne bulmuş oldu? Alca bulmuş oldu. Bakın burada da Tuna için alca demiş. Evet, Tuna da doğru dedik. Yani Ayda ile Tuna doğru bulmuş. Emir yanlış bulmuş diyoruz. Cevap C şıkkı.